O hanımlar taşındılar. Öyleymiş. Size bir şey söylediler mi? Yok. Hatırlıyorum sizi. Aydan'la görüşüyordunuz. Ben erkek arkadaşıyım. Yani eski. Yabancı değilim demek istiyorum. Eğer bir şey biliyorsanız. Gerçekten bilmiyorum. Yani normalde muhabbetimiz vardı ama herhangi bir şey söylemediler. Apar topar kaçar gibi gittiler. Anladım, sağ olun. İyi günler. Size de. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Müdürüm. Söyle Kurt. Dağın geldi mahallede. Ne yapalım? Tutup getireyim mi? Tutup getirmeden önce kibarca davet et. Benim küçük bir işim var. Yarım saate oradayım. Tamam. Aldınız işte. Affedin beni müdürüm. Allah çarpsın bundan sonra böyle bir şey yaparsam. Şimdi müdürüm mü olduk Selimciğim? E ama sen müdürün ayak kattın. Cahillik ettim. Affedin. Cahillik değil. Cahillik değil. Mallık. Parayı al, işi yapma, sonra da ortadan kaybol. Ulan seni bulamayacağımı nasıl düşünürsün ha? Ben senin donu nereden aldığını biliyorum. Doğrudur müdürüm. Bilirsin. Büyüksün. Affet beni müdürüm. Yeterince korktum zaten. Altıma sıçtım. Hadi affet beni. Biliyorsun biz hizmet sektöründeyiz. Müşteri talep eder. Biz sorgulamadan yaparız. Şunu kaybet derler. Kaybederiz. Şunu gebert derler. Gebertiriz. Sen de parayla ortadan kaybolmak istediğine göre ben de senin istediğini yerine getireceğim. Kaybolacaksın. Bu nedir müdürüm? Sence nedir? Bidondur. Bidondur. Aferin Selimciğim. Aferin. Pes vallahi. Allah rızası için yapma müdürüm. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ne olur yapma. Müdürüm ne olur yapma. Yapma müdürüm ne olur. Ne olur müdürüm bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Ne olur yapmayın affedin beni. Ne olur müdürüm. Affedin. Ne olur yapmayın müdürüm. Müdürüm hayır yapmayın. Ne olur ne isterseniz yapacağım müdürüm. Müdürüm. Al bakalım. Benden çalmaya çalıştığım paralar. Şey diğer tarafta çatır çatır yersin. Müdürüm, bak, kefenin cebi yok diye seni pantolonunla yakacağım. Ne olur affedin müdürüm yapmayın. Bu kıyamı da unutma. Ne olur müdürüm yapmayın. Sok cebine hepsini. Yapmayın bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Ne olur affedin. Yapmayın müdürüm ne olur yapmayın. Uğurlar olsun. Müdürüm yapma. Küllerini gömün. Bırakmayın ortada. Yok Samet. Komşularına da gittim kimse bir şey bilmiyor. Anneme gidiyorum şimdi. Belki ona söylemiştir Aydan nereye taşındıklarını. Tamam yarın görüşürüz seninle. Thank you.
Daha uzman kusura bakma. Bizim kurt. En son yapacağını başta yapar hep. Ne oluyor lan? Neresi burası? Baş başa konuşabileceğimiz sessiz sakin bir yerdeyiz. Ben girizgahı genelde böyle yapıyorum. Aç. Elektrik mi verdiniz lan bana? Şöyle güzel, sessiz, sakin bir yerde bir tatil yap. Malum, ağır şeyler yaşadım. Nereden biliyorsun lan ne yaşadığımı? Kimsin sen? Kimim? Müdür. Müdür diyorlar bana. Seni çok iyi tanıyorum. Laf aramızda arşivim geniştir. Bu işi yapacak adamları böyle sokaktan amele seçer gibi toplayamıyorsun. Hangi iş? Öldürmek. Lan. Lan benimle. Bu daha başlangıç hediyesi. İş başına ayrıca para alacaksın. Sen bu cüreti nereden buluyorsun lan? Bir de geçmişsin ciddi ciddi bana kiralık katil olmam için para teklif ediyorsun. İnfazcı diyoruz biz. Ne diyor sen de? Al paranı da bir tarafına sok. Bir daha da karşıma çıkmayın. Kafa izne çıktığını biliyorum. Ya o kafa iş düzelmezse? Ne iş yapacaksın bundan sonra? Sana ne lan? O arkadaşın Samet gibi valelik mi yapacaksın? Sen nereden biliyorsun lan bunları? Buyurun efendim, arabanız. Cebine 50 lira sıkıştıracaklar. Yanağına şap şap vuracaklar. Kafayı yer insan. Bak, orada bir şeysin. Dağlarda. Ama burada bir hiçsin daha. Şimdi şuracıkta gırtlağını sıksam ne olacak? Bu herife mi güveniyorsun sen? Eşeğime sağlam kazığa bağlarım hep. Ayrıca senin hatunu bulamadığını biliyorum. Ayda, bak bizimle çalışırsan onu bulmana yardım ederim. Sakın, sakın onun adını ağzına alma. Onun adını ağzına alma, adamın tetiği çekene kadar gırtlağını dişlerimle parçalarım senin. İşte bu. Sizin gibi adamların en güzel özelliği gaddarlık. Bu iş tam sana göre. Lan size. İstiyorsan şıklat parmağını sıksın adamın kafama. Gidiyorum ben. Bir daha da karşıma çıkmayın. B planına geçiyoruz.